Hepinize merhabalar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu analizi videosuyla karşılaşıyorum arkadaşlar. Yeni epiklerimiz geldi. Çiftler çiftler gençler. Hem Milan epikleri geldi hem de milli takım seçmelerinden defans oyuncuları bizlere beraber arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu videomuzda milli takımdaki defans oyuncularına bir bakalım. Gençler, yan çarlarımız var, epiklerimiz var. Cannavaro, Makalili ve Kafu var arkadaşlar. Onlara da bakacağız şimdi. Güzel fullemeler yaptım sizler için onları gençler. <laughs> Şimdi yan çana bakalım Timo Kastel, Kurtuğa Yançar, Hernandez, Elvedi, Uribe, Keş, Suçek, Demiral ve Frimpong var arkadaşlar paketin içerisinde. diğer videomuzda da Milan epiklerini ve yançarlarını inceleriz tamam mı? İlk önce defanslara bir bakalım. Nasılmış, nasıl oluyormuş. Şimdi yan çarlardan başlıyoruz arkadaşlar. Castells beyler. Savunmacı kaleci. Kurtuğa'nın ekürüsü yani bildiğiniz boy olarak, tip olarak ondan sonra işte o da Belçika, o da Belçika, ikisi de Belçika. Böyle bir <laughs> kastelste e, tam bir zaten duruşu falan basa boyu boyu aynı 1.97. Kurtuğa 1.99, 1.97. Demek ki Belçika sulak bir memleket. Yani her yerde sula sulak olduğu için işte göller ne bileyim. Şöyle barajlar falan işte akarsular falan demek ki Belçika'da <laughs> suyu içen uzuyor demek ki anasını satayım bu ne oğlum biri <laughs> 1.97 öteki 1.99 tam kaleci yetiştirme şehri demek ki şey şehri diyorum tam kaleci yetiştirme ülkesi gençler ee, neyse şimdi o muhabbetlere girmeyelim arkadaşlar <laughs> e, farkında 90 güzel uzanmamız 91 güzel zaten 1.97 boy var bir de uzanma 91 olacak gayet güzel çift ayak var bu arada sıçramamız 82 gayet güzel. Arkadaşlar. Yakalamamız 85. refleksler 81, savuşturmamız bir düşük. Zaten. O kısımdan biri düşük oluyor zaten. Artık onu biliyorsunuzdur. Nadir hani. Bazı kalecilerde 85 e üzeri oluyor hepsi. Ee, ya denilebilir bir kaleci bence. Çünkü alçak degacı da var bu arada. Bakın bu çok önemli. Alçak degacı da gelmiş. Yani hem boyu hem sıçraması farkındalık var. Evet savuşturma biraz kötü. Ama ee, yine de bir denenebilir gibi duruyor. Şu anda kimin kalecisi bu? Hangi takımda onu bilmiyorum tabi ama. E, gerçi etkinlikte kullanamayacaksınız bu kartı. Hmm. Belçika ya. Milli takım. Harbiden ha. Atıyorum İngiltere'de oynuyorsa İngiltere Ligi etkinliğinde kullanamayacaksınız. Çünkü milli takım kartı gençler. Ya işte. Atıyorum 2-3 tane bastığım geldi. Bir değerlendir ya. AB form gelirse. Eee... Değerlendirebilir ama dediğim gibi Kurtu yançar Yani arkadaşlar. Tamam mı? Durum bu. Hemen geçiyoruz. Lucas Hernandez. Theo Hernandez'in kardeşi gençler. Şimdi Lucas Hernandez güzel oluyor. ya yani Bir hücumcu defansa göre defans özellikleri yüksek gelmiş bence. Biliyorsunuz veya işte önceki hücumcu defans kartlarında bu defans kısmı düşük gelirdi hep. E tabi şimdi bunlar daha özel kartlar olduğu için defans kısmı ee, yüksek gelebiliyor. 80-80 ee, hızlanması var. Ee, bence stoper için yeterli bir alan. Sadece farkındalık 80. Yani farkındalıkla böyle bir 90 ve üzeri gelseymiş tam 10 numara olacakmış ama yapacak bir şey yok. Ee, diğer bütün yetenekleri gayet yüksek. Agresiflik, ikili mücadele, defansif katılım 98. Yani hücumcu bir defans oyuncusu ama katılımı 98 yani. Hani böyle öyle bildiğim hücumcu defans bir kart değil bu. Fiziksel temas 86 güzel. 85 ve üzerinde gelmiş en azından. Ee, kullanılabilir bir kart. Arkadaşlar. Lucas Hernandez. Ben verim alacağınızı düşünüyorum. Ee, karttan. Bilginiz olsun. Durum bu. Hemen bakalım yeteneklerine. Neler eksikmiş veya... E, mesela açı daratma hemen gözümüze çarptı. Açı daratmamız yok. Arkadaşlar açı daratma olması lazım. Ama top kesmesi, akrobatik uzaklaşması, hava üstünlüğü, adam markajı, yani kafa kayarak müdahale diğer bütün becerileri var. Sadece açıyı daraltması eksik. Onu da verirseniz güzel bir stoper e, kartına sahip olursunuz diye düşünüyorum. Yani hücumcu defans özelinde güzel bir kart arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Hani oyun kurucu tabii ki oyun kurucu olsaydı mesela bu 92 falan da gelirdi. Ama işte hücumcu defans olduğu için farkındalık düşürmüşler. Bilginiz olsun tamam mı? Durum bu. Elvedi'ye bakalım gençler. Elvedi bu da hücumcu defans ve işte bakın farkındalık 90 gelmiş. Ama işte bunda hızlanması 74. Yani işte Hernandez'den hızlanmayı 80-80 olmuş. Oradan defans farkındalı kısmış. Bunda da farkına 90 yapmış. Bu da hücumcu defans arkadaşlar. 1.90 boyunda neredeyse. 1.89. Ee, bu da bence kullanılabilir bir kart. Yani e, defans bütün özellikle 90 üzeri gelmesi ama tabii şeyde Hernandez'de mesela agresiflik yani katılım 98-98 baya yüksek değerler bunlar gençler. Şimdi e, bakın şeylere bakınca Kannavara'ya falan bakınca da görürsünüz. Yani baya yüksek değerler. Böyle bu, kartlar için yani. E, ben o yüzden diyorum bu kart kullanılabilir yani. Şu çok Şuna çok takılmayın yani farkındalığa. E, elvedi de bence güzel arkadaşlar. E, değerlendirebilirsiniz. Elvedi de. Hemen bakalım tabii ki şeye, becerilerine. Açıyı daraltma. Bak buna gel, vermiş mesela açıyı daraltma. Hava üstünlüğü, karaköyler, akrobatik uzaklaştırma, adam markajı. Bunda top kesme yok mesela. Buna da top kesme ekleyeceksiniz. Hava üstünü ekleyebilirsiniz. Gerçi adam 1.89 ama yani gelirse ekleyebilirsiniz. Bu kart da kullanılabilir bir kart arkadaşlar. Kötü bir kart değil. Bilginiz olsun ama tabii ki şeyi tercih ederim ben. Lucas Hernandez'i tercih ederim tabii ki. Daha sonra bunu tercih ederim öyle diyeyim. Yani sıralamaya koyacaksak o şekilde koyabiliriz. Uribe, beyler Uribe... 80-80 hızlanmaya sahip olmuyor. Ben yaptım. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Ben yaptım. Çünkü 96 overall oluyor. Ben önce işte fizik verdim biraz. Hızlanma verdim sanırım. Tam hatırlamıyorum. Çünkü orta sahada hıza ihtiyaç oluyor. Arkadaşlar hızlanmayla beraber. O yüzden bu şekilde fullledim. Fiziksel teması fena değil. 85 üzerine atamadık ama olsun fena değil. Alçaktan pasımız 80. Top kaptıktan sonra pas atma ihtiyacınız oluyor arkadaşlar. Aynısını şimdi size makalede de göstereceğim. O yüzden makalenin pası da biraz şey yaptım böyle hani çok düşürmedim. Ya bu oyuncu işte yok edici. Ama yani niye Barrios gelmedi yani mesela? En büyük soru bu. Yani Wilmar Barrios niye gelmiyor? Niye Uribe geliyor sürekli yani? Uribe de Uribe, Uribe de Uribe. Ne bu Uribe ne yani abi? Hani Barrios var Kolombiya'da. Yani ön libero kartı bak şimdi o kart buraya gelseydi farklı şeyler konuşacaktık sizinle. Yani 4 tane epik kartımız olacaktı aslında. Cannavaro, Macalles, Kafu ve şey Barrios. Yani güzel gelecekti o kart. Ama Kolombiya'dan tutmuş şey getirmiş. Uribe'yi getirmiş. Neyse. Çıkarttıysanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çift ayağı da var bu arada. Dediğim gibi defansif yönü kuvvetli bir oyuncu. Topa basıp alacaksınız ve pas yapacaksınız. Çok fazla top sürmeyle işiniz yok zaten. Görmüş olduğunuz gibi top sürmesi düşük arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam. Geçelim. Matthew Cash. Polonyalı. Sağ bek. Defans yapabilen bir hücumcu bek arkadaşlar. Uzun da boyu da uzun bak bu arada. 1.85 bir... Beke göre uzun bir boya sahip. Yüksekten pas 82. Yani yapacak bir şey yok. 85 olsa daha güzel olurdu. Verebilir miyiz? Verebiliriz ama işte hızdan falan almamız lazım. Onu da çok fazla istemedim arkadaşlar. Yani hızdan da düşürmek istemedim. Hadi düşürebilir miyiz? Yani hadi 2 puan düşürsek. Bir puan kalıyor. Bir puan nereye vereceğiz? Şuta mı vereceğiz? diyor Top onu da veriyor. Onu da veremiyoruz. Ne yapacağız abi biz bu puanı? İşte yani böyle seni şeyde bırak. Tamam 84 olsun. Tamam hadi. Tamam hadi. Tamam şöyle olsun hadi. Sizin güzel hatınız için. <laughs> yani defans yapabilen bir sabek kartı. Fizikli. Ee, hızı da var bu arada. Defansı da var bu arada arkadaşlar. Pasımızda 84. Çığın koşusu e, ee, mermisi var. Yerin ortamız var. Dengeli pas. Hafif yüksekten pas verebilirsiniz. Top kesmesi var bakın. Açıyı daraltma falan da verebilirsiniz. Adam markacı gelmiş mi? Gelmemiş. Adam markacı bence verin. Beklere. E, bunu hep söylüyorum size. Değerlendirirsiniz yani. E tabi elinizde çok daha iyi bir şey sabit kartı varsa e, tabii tabi ki onu kullanacaksın yani. Bu Matthew keşe mi kaldın yani? Hayır. Ya bir de bunlar dediğim gibi yani etkinliklere de kullanamayacağız. Değişik bir şey olmuş. Ya buradan şey beğendim ben ya Castells abi. Ama Castells diyorum şey Hernandez Castells beni andı. Demek ki iyi topçu beni andı. Kendisini hatırlattı ben buradayım dedi. Siz bunu kullanın. <laughs> Hernández'i beğendim ben. Hernandez iyi. Buradan. Bu da fena değil. Ya yani işte. Barrios olacak. Daha Barrios ya. Neyse geçelim. Thomas Suçek. Bela Thomas Suçek. Hızlanması ıı, kötü. Hızı iyi. Ee, sadece dost mevkisinde oynayabiliyor. Ama tam orta saha kartı. Çok ben size tavsiye etmiyorum. Kullanmanızı bilginiz olsun. Hava toplarını alırsınız gayet güzel. 1.92 boyu var. Ama dedim ki ya ben hani ya Uribe bile hani biraz daha böyle kullanılabilir geliyor ama Thomas Suçek hızlanmasından dolayı ben e, eledim. Bir de keşke gö oynasaydı. Sadece bir de dost nasıl da sıkıntı yani. Defansif vermen lazım. Çıkacak adam ileriye yani. Çünkü tam orta saha orijinli. Çıkacak ileriye adam. Durduramazsın. Defansif vermen lazım. E, vermezsen diyelim ki çıktı. E bu hızlanmayla bu hızla da geriye dönerken e, başka yerlerinden nefes alır. <laughs> geriye dönerken. O yüzden bunu önermiyorum arkadaşlar yani. Bu işe girmeyin. Merih Demiral. Beyler. Merih Demiral gelmiş. Yok edici olarak güzel. Defans kısmı gayet güzel. Fiziksel temas 90. Tam istediğimiz gibi aslında burada. Ee, hız 76, hızlanması 70. Yani bir tık daha yüksek olabilirdi hızı. 78-79 gibi falan olabilirdi aslında arkadaşlar ama. Ki aslında hızı da bir stoper bence. Hani gerçek Hayatta da yani bence hızlı bir stoper. Arkadaşlar Merit Demirel. Hani 76'lık bir hızı yok. Bunun diğer bir Türkiye kartı vardı. O Türkiye kartında ee, ben kıyasladım. Vakit harcamamıza gerek yok. Defansif farkındalığı 89 o kartın. Arkadaşlar hani Burada 93 gelmiş bu kart ama o kartın hızı 77 falan 77-71 falan yani bu şeyler birer puan daha yüksek işte sıçraması kafası böyle falan o Türkiye kartının bir, yani oralar biraz daha yüksek. Bunu sadece bariz olarak farkındalık kısmı yüksek bu kartın. Buralarda 3 aşağı 5 yukarı yani bir tane bir şey şu mu falan bir, bir puan fazla burada şunlara aynı olması lazım. Ee, yani seviyorsanız kullanırsınız arkadaşlar ama dediğim gibi yani hızı 78 falan yani 2-3 puan daha yüksek gelmesini beklerdim ben e, Merit alın. durum bu şekilde. Hemen bakalım. top kesme, akrobatik uzaklaşma, mücadele ruhu, hava üstünü açıyı daraltma. Bak bütün şeyler de gelmiş. Bak adam markajına kadar bak. Bak tam bir yok edici değil mi? Bak adam markajı. Bak bütün defans becerileri var herifte bak. Adam markajı, top kesme, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu, hava üstünü açıyı daraltma, kayarak müdahale. Adamda da bir stoperde olması gereken her şey gelmiş. Değiller pas olsaydı mesela oyun kurucu olsaydı pasa da ihtiyacı olacaktı ama oyun kurucu değil yok edici. Yani sadece işi basıp top almak arkadaşlar. Durum bu. Ya çok da fazla şeyler aha şu şu küçük kart. Benzeri gelmiş yani şu kart. Ya çok da fazla şey değil. Yani e, ben görmüyorum hani e, rakiplerde de falan, klasmanlarda da falan filan. E, dediğim gibi hani burada bana oynabilir olan Lucas Hernandez geliyor dedim seviyorsan da al kullan. Türkiye kadron vardır. Veya Türkiye Süper Ligi kadron vardır. Bir şey vardır al kullanırsın yani. Merih Demiral'ı. Eyvallah. Ve işte arkadaşlar Frimpong. Şimdi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar oyuncu bitirici bek. Hızı hızlanması, dengesi ve top sürmesi muazzam. Yani e, ee, söyleyecek hiçbir şey yok. Yani 99 hız, 97 hızlı ama 95 denge, 94 dayanıklılık muazzam. Şimdi burada size iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi bu oyuncuyu bekte kullanacaksan şayet oyuncuya defans vermek zorundasın. Ama ve abi ben defansta kullanmam, ben sağ kanatta kullanacağım dersen ikinci fullemeyi de şöyle yapmanı tavsiye ediyorum. Abi savunmadaki puanları alıyorsun. Şut çekme bitiriciliğe veriyorsun abi. 75 bitiricilik veriyorsun. Çünkü oyuncuyu sağ kanada koyduğunuz. Gerçi beke de koysanız aynı e, harekette bulunacak. Defansif vermediğiniz sürece. Şu bölgeden şu orta taraftan bak tam şuradan atağa giriyor. Yani kanattan ayrılıyor. Tamam mı? Şuradan ayrılıyor. Bu tarafa doğru kayıyor adam bak. Ortaya doğru kayıyor. Şimdi öyle olunca da ya işte bir pas aldın, bir verkat yaptın, ad bu boş kaldı. Mesela veya işte bir şut çektin, işte atıyorum top sana geri geldi falan, önün boş şut çekeceksin. Abicim bitiriciye ihtiyacım var. Tek sıkıntımız ne? Şut gücünün 70 olması. Ama onun dışında hız hızlanma, denge, top sürmesi falan muazzam arkadaşlar. Ben o yüzden size dedim hani bitiricilik bence burada gerekiyor. Tek handikapımız şut gücüdür. Ama öyle de kullanmayacaksan savunma ayarlık veriyorsan da savunma kısmını bu şekilde yükseltebilirsin. Şayet ki abi ben evet savunmada değerlendireceğim diyorsan top sürmeden biraz daha alacaksın. Bak şunu yapacaksın. Buradan çıkan puanları da arkadaşlar şöyle bir tane daha alsak top kontrolü gidiyor. Yok almayan bir tane daha. Kıvraklıktan bir tane alacağım. Abi olay budur. Eğer bekte Değerlendireceksen yani savunma da yapsın istiyorsan durum budur kararı sen ver çıkarttıktan sonra Ya şut gücünden dolayı kafamda soru işareti var aslında 75 bitiricilik verdiğin fulleme de güzel bir fulleme yani oradan çünkü giriyor bitirici bekleyen hepsi giriyor şuradan Soldaysa soldan bu tarafa kayıyor sağ taraftaysa sağdan şu içeriye doğru kayıyor İşte ne bileyim kornerlerde şurada bekliyor mesela korner kullanıyorsun bitirici bek şurada bekler şut atmak için. Tamam mı? Kararını sen ver. Defansın için önemliyse bence böyle yap. Ya şu da bence sarı olmalı. Yani çok kötü katılımı. Ya oyuncu oldu olacak orta hızlı. ya. Ne bileyim oğlum niye bitirici bek getirmişler yani. Ama yine de iş yapar ya. Hızı hızlanması çok fazla çünkü. Yani ben mesela Davis'te bile yani hızı hızlanmasıyla Davis adamın hiç olmazsa yanında koşu veya işte defansı kötü olsa bile bir açısını kapatıyor, pas, pasını falan kapatıyor. Niye? Çünkü adam hızlamaz çok iyi. Aynı Davis gibi düşünerek sağ bekte şu şekilde fullleyip e, savunmaya ağırlık vererek şu şekilde bence fullleyip kullanabilirsiniz gibi geliyor bana. Gençler bilginiz olsun. Şimdi gelelim epiklerimize. Fabio Cannavaro, Claudio Macalili beyler ve Kafu'ya Arkadaşlar şimdi Kanlı avroyu bir açalım Nasıl fullledik kanlı avroyu Arkadaşlar ben kanlı avroyu böyle fullledim. Hızı 82-82 oldu galiba otomatik yaptığınız zaman Ben o hızı 80-80'e getirdim Farkındalığı 101'e getirdim arkadaşlar İkili mücadeleyi 100'e getirdim Yani Rakip oyuncuyu Rakip forveti tuttuğu zaman Ebesinin nikahını görsün istedim açıkçası Yani rakip forveti ebesinin nikahını görsün istedim. O yüzden 101 farkındalık. 100 mücadele verdim arkadaşlar. ikili mücadele. <laughs> Böyle bir <laughs> canavara döndü <laughs> oyuncu. Şimdi burada da iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor bence. Ki fiziksel temas 86 evet bir tık düşük kabul ediyorum ama yani ikili mücadelenin 100 olması farkındalığının 101 olması yani bu oyuncuyu inanılmaz derecede sağlam yapıyor bence. hızlanması da bence 80-80 yeterlidir. Farkındalıktan zaten de alacak bir hız hızlanma boostu biliyorsunuz. İkinci tercih ne abi diyorsan. Abicim şu savunmadan alıyorsun. Bunu şey veriyorsun. Fiziksel temasa. Ha bir puan mı ihtiyacımız var? Ha bir puan ihtiyacımız var. Yok yok tamam tamam şöyle yapacağız dur. Şu. Pardon. 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 Şu. Yani fiziksel temasa 2 puan daha veriyorsun. 86 olmuyor da 88 oluyor arkadaşlar. Ama bence ee, yani şu iş daha iyi gibi geliyor bana ya. Yani hava gücünden şöyle alıp yani şuna vermek arkadaşlar. Hem katılım 97, hem ikili mücadele 101. Ya yani böyle de olabilir. Çok güzel oluyor. Buradan bir tane alıp Hava gücünü 2 tane verip sıçramayı 96 fiziksel temas 88. Bir tık daha fiziksel teması daha iyi e, yapsın istiyorsanız bu şekilde de fullleyebilirsiniz. İkisi de iş yapacaktır. Böyle 102 oluyor. Benim diğer yaptığımda 102 olmuyor herhalde, değil mi? Şu 101 oluyor böyle ama yani abi tabloya baksana ya böyle bir şey var mı? Agresiflik 99 çok iyi. Şeye bakalım özelliklerine. Kafa, adam markacı, top kesme, akrobatik uzaklaşma, kaptanlık, mücadele üstü, üstün Hava üstüne, mücadele ruhu, açıyı daraltma, kayarak müdahale. Yani burada ee, eksik olan ne var arkadaşlar? Adam markacı, kafa top kesme, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu, hava üstünü, açıyı daraltma, kayarak müdahale. Tamam. Yani oyuncu da defans becerileri de mevcut arkadaşlar. Bence ben bilmiyorum ya. Ben böyle fullerdim mesela. Tam bir canavar oluyor işte. Eyvallah. Durum mu gençler? Hayır benim de kafayı karıştırır şimdi. Ulan diyorum ki kendi kendime. 20 tane top açacağım dedim ben. Yani şu anda 900 coin'im 800 kaç var? Şu anda 800 küsura. 840 coin mi ne var bende şu anda? Ya hadi sen ona 900 de. Yo gerçi 1000 coin alsam 1800 yapıyor. 900'den 2 tane onlu açabiliyorum. Evet şu anda 840 coin'im var arkadaşlar. 1000 coin satın alırsam 1800 coin'im oluyor. Bu 1800 coin de 2 tane onlu açabiliyorum. 900'den. Şimdi ben normalde Romario Neymar'ı açacaktım. Ama şimdi şunları da görünce ulan diyorum defanstan mı açsam? Mesela kafam karıştı yani. Bak şimdi mesela makaleye geçelim bak bu 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 tamam bak süper 10 numara Hiçbir şey demiyoruz Geçiyoruz abi makaleye bak Abi çok iyi ya Bak şimdi burada da e, 84 hız 82 hızlanma Fiziksel temas 90 Farkındalık 90 99 99 Defans katılımı mücadele, agresiflik 98 arkadaşlar e, Ben pası 82-83 tuttum Gençler çünkü şu hareketi de yapabilirsiniz bu arada. Bakın deneyelim hep beraber. Şu anda 102 oluyor. Arkadaşlar 80-81'de bıraktın ya mesela şunu da yapabilirsin. Mesela bak. Oyuncuyu fullliyorsun artık yani. Defansta komple fulleniyor yani. 98-99-99-99. Böyle bir dos yok yani. Var mı? Ben hatırlamıyorum. Temas 90. Fiziksel temas. 98-99-99-99. Hızlama 80-82, e, pas 80-81. Top sürmeden almadım çünkü ilk top kontrolü önemli arkadaşlar. 80 olmasını istedim oranın. E, pası da 80-81 e, atmalı çünkü oyuncuyu şöyle düşünün. Yok edici orta sahada pres yapacak. Topu kaptıktan sonra pas atacaksınız. Zaten top sürmesi düşük. Yani top süremezsiniz bunda. İlk kontrol önemli. Pas da işte. Ya yani iyi pas atmanız lazım. Topu kaptırmamanız lazım. Güzel pas atsın diye. Şimdi iki seçenek var burada. Bir böyle yapabilirsiniz. Burayı komple 99'a fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela şey yapsak ne oluyor? Merak ettim. Bir tane de alınca ne oluyor? 100 oluyor mu ya adam? O ne oğlum? Vay 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 vay. Bu ne abi? Abi bu Oba. Bir dakika bir şey yap, bir şey yapacağım. Böyle yapsak gençler. Ee, yok fiziğe vermem lazım. Fiziğe bir yerden toplamam lazım. 90 fiziksel temas vermem lazım. Nerede abi? Hızlanma 82 82. Temas 90 arkadaşlar. Farkındalık 99 99 99 100. Ö? Bu ne abi? Yani karar sizin gençler. Böyle bir kart yok yani. Vay 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 vay. Mesela e, 80 yüksekten pas. Pas ne var bunda. tek pas. Dengeli pas. Şimdi açıyı daraltma yok. Açıyı daratma ekleyeceksiniz arkadaşlar. Çılgın koşusu varmış bu arada. top kesme tamam. Uzaklaştırma mücadele Hava üstünlüğü. Kahrak müdahale. buna şey vereceğiz. Açıyı daraltma verilecek. Gençler. Bir de hafif yüksekten pas gibi, ara pası gibi özellikler verin bence. Çünkü ilk topu aldıktan sonra mesela 80'de bıraktık ya. Beceri lazım ya. Bir ara pası becerisi falan lazım ki. Düzgün atsın en azından. Çünkü düşürdük ya pası biraz. 83'ten 80'e düşürdük. Ya burada top sürmeden acaba bir tane alıp. Ama işte top kontrolü o zaman şey oluyor. Yok böyle yapacağız mecbur. Eğer şurayı böyle istiyorsak gençler. 99, 99, 99, 100. <laughs> İnanılmaz. Ya bir öncekini de yapabilirsiniz aslında. Yani işte atıyorum buradan bir tane alıp. Gençler burayı böyle yapıp e, ee, ne yaptık? Pası ha şu. Bu yani. Bu da olabilir. 102 oluyor. Pası yükselttiğimiz için. Az önceki de olabilir abi. Az önceki artık full hali. Yani Eee şu full hali ya. Böyle bir şey yok. Bakar mısın? Eyvallah. Bunlar manyak kartlar ya. Bunlar normal değil bak bu kartlar. Vallahi normal değil. İşte şimdi kafa karışıyor mesela. Yani Neymar'dan Romario'dan mı açacağız abi? Buradan mı açacağız? Yani iki tane açacağım ben mesela. Ee, Neymar perşembe sabahı bitiyor değil mi? Neymar paketi tabii. Çarşamba günü son. Bilmiyorum yani karar veremedim gençler. Ama yani şu Cannavaro, yani şu makalele. Bunlar ne abi? Ya şu Kanavara'ya da bir 90 temas geleydi var ya. Süper abi. 10 numara yani. 10 numara. 10 numara. Mesela buradaki savunmadan bir tane alıp arkadaşlar şey de verebilirsiniz. Hıza da verebilirsiniz mesela. Şöyle de yapabilirsiniz. 83-80. Bu da olabilir. Yani bu da olabilir. Eyvallah. Vay be. Güzel abi. Tablo ortada gençler <laughs> diyecek bir şey yok. Çıkartan arkadaşlar bence kesinlikle kullanmalı. Ya bir de şöyle full lane kullanın yani. Ee, verim alamazsınız diye bir durum yok ya. Şu ya yani şu sayılar eğer Konami oyuna yansıtabilirse yani şu 101'ler, 100'ler falan, şunlar falan yani inanılmaz. İnanılmaz. Devam edelim abi. Kafuya gelelim. E, kafu arkadaşlar Kafuyu e, defans yapabiliyor oyuncu. Yeşil gelmiş defans özellikleri çok güzel. E, pası 88 bu arada gayet iyi bence. Yani 85 ve üzeri diyoruz ya hani hep yüksekten pas için. Orta kesecek çünkü bek oyuncusu. E, yerin ortası da var bu arada arkadaşlar. Yükselen şutları dengeli pas. Adam markajı, top kesme, akrobatik uzaklaşma, kaptanlık. İşte dediğim gibi işte buna işte aç hidratma falan da vereceksiniz. 101 dayanıklılık oluyor bu arada. Ya yani burada aslında hızdan biraz alamaz mıyız abi? Ben alabiliriz diye düşünüyorum hızdan. Bir tane alabiliriz. Ee, 4 puan var. Ve fiziksel temasa verebiliriz. Abi budur ya. Fiziksel temas 80 olsun abiciğim. Budur. Oyuncu defans yapabiliyor. Pas atabiliyor. Top sürmemiz az biraz var güzel 83 top kontrolümüz iyi 85 Arkadaşlar ceza sahası dışından güzel şutlar vursanız atabiliyor bu arada ee, bitecek 62 olmasına rağmen ee, çünkü şut gücü gayet güzel 85 hatta yani şut gücü ya yani şut becerisi bile verebilirsiniz birkaç tane Dalan şut falan gibi ee, yani şimdi işte kafa karışıklığı buradan başlıyor arkadaşlar yani Buradaki 3 oyuncu da ilk 11'e girebilir. Yani ya Bu paket açılabilir paket. Bakın. Hep söylediğimiz olay. Brezilya paketi de öyle. Neymar da ilk 11. Ee, şey de ilk 11. E, Romario da ilk 11. Deniz'in de sol açık kullanıyorsanız şayet ilk 11'e koyabilirsiniz. Top sürmesi var ve ona ama pas vereceğiz ona. Güzel ortalar kesiyor bu arada. Arkadaşlar. E, Deniz'in. Yani bu paket de açılabilir olmuş. Yani hani şunlara çok yani buradan alabileceğim şunu merak ediyorum sadece, Frimpong'u merak ediyorum. Nasıl bir etki gösterecek? Bir de Lucas Hernandez hani buradaki merak ettiklerinde biraz da şu çar, biraz bizde şey uyandırıyor. Yani burada aslında çok fazla seçeneğimiz yok. Mesela şöyle bir Barrios gelseydi çok daha güzel olacaktı. Mesela Uribe'nin yerine. Ee, vallahi bilmiyorum gençler. Çarşamba gününe kadar düşünme vaktim var. Ee, ne yapacağım bilmiyorum yani. Bu pakette benim Abi hepsi ilk 11'e girer ya. Mesela şey yedeğe çekeceğiz Ferrari. Mesela Kafu gelse çok güzel olur bana mesela. Ferrari yedeğe çekeceğim, Kafu'yu yaslayacağım. E şeyden de Costa Kurtay'ı da almadık penaltı atışlarından. E Costa Kurtay da gelecek. Benim komple zaten epik kadrom çıkıyor ortaya. Bilemedim. Neyse onun ben bir muhasebesini yaparım. Çarşambaya kadar vaktim var. Eee İki tane onluk hakkım var. Yani Romario'yu da seviyorum. Hep söylüyorum. bağlı bir oyuncu. Neymar'ı da kullanırım. Ha Denison'ı biraz benim taktiğim şey. GF'li taktik. Sola çıktı değil de. Ama şimdi buradaki gelen hepsini koyarım ben şeyi. Benim takıma. Eyvallah. Durum arkadaşlar. Bakalım. Ya oradan ya buradan açacağız. Bakacağız duruma göre. Bela bir sonraki video Milan epiklerini inceleyeceğiz. Ee, Milan epiklerinden e, tabii ki Leo iyi gözüküyor. Ee, ya onun yani düşün, düşündüm onu. Şimdi Ciro boşa gidecek. Yani ben Ciro'yu kimsenin kullanacağını düşünmüyorum bu arada. Tomori de arkadaşlar hani şunları gördükten sonra zaten yani Cannavaro falan hani anladın mı yani Tomori de düşük geliyor sana aslında. Yani oradan alabileceğin Leo var gibi geliyor bana bir tek. Ha Tomori kötü mü değil? Yanlış anlaşılmasın bu söyledim ama ya yani şu şu var abi. Hani Tomori yani getir götürünü yapar. Cannavaro'nun gibi geliyor bana. Arkadaşlar hatta şöyle bir şey yapayım sizin güzeltiniz için. Yine inceleme videosu atacağım ama bir Tomori'ye bir şuradan bir bakmak istiyorum. Kannavaro ile kıyaslayacağım. Şu kartı Oyuncunun sadece fiziksel teması 92. Bakın kannavara ile bak. Bak şimdi. Bak sadece fiziksel temas bak. 6 puan yüksek. Bak görüyor musun? 101 nerede abi farkındalık? 93 nerede? 100 ikili mücadele. 98 agresiflik. 94. 99 agresiflik. Yani ikisi de yok edici bu arada. İşte burada... Eee... Abi. Ya, burası ya sanki. Hani eğer ikisi arasında kalan varsa yanlış anlaşılmasın. Yani hem Milan maçsam abi işte Cannavaro'yu mu yani Leao tamam güzel ama orada hani bir tek Leo gibi geliyor sanki. Ya tamam bunu da kullanırsın ama ya bu bende bir Cannavaro etkisi yaratmadı açıkçası yani. Ha şuralar falan bari bir mesela 93 abi 96 falan gelmesi lazım artıktan. Sen big times'ın yani. Öküz. Big timesın sen lan kendine gel yani. Mesela katılım niye 90? Do abi mesela 98 atıyorum mesela 97, 95, 96 falan gelsin hani. ikişer üçer puan daha yüksek gelmesi lazım bu bölgelerin aslında. Ya bana biraz böyle şey gibi geldi. Club Selection kartının böyle bir tık üstünü yapıp getirmişler gibi geldi. Ama bak Cannavaro mesela açtığın zaman epic diyebiliyorsun Cannavaro'ya. Demek istediğim anladınız değil mi? Mesela Makali açtığın zaman Evet abi epik 99 90 hepsi full adamı ama Tomori bana onu hissettirmiyor mesela umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Ya ben dedim ki ben iki paket arasında kaldım bakacağım ona da yani ya bundan açacağım iki tane gençler ya da Romario Neymar'dan açacağım iki tane bilginiz olsun karar da siz verin <gülüyor> beyler <gülüyor> kimler çıktı yorumlara yazın görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.